Günaydın, mutlu sabahlar. Sabah kahvesine hoş geldiniz. Bugün eğlence ve kültürü konuşacağız. Biz aslında şimdi Muhteşem Yüzyıl sergisindeyiz. Yani yüzyılın sergisi olarak ifade ediyor. Çok güzel objeler ve aynı zamanda tabii çok güzel, hoş bir koku eşliğinde. İstanbul Entertainment Group Genel Müdür Yardımcısı Selen Tamer Lakay bizlerle. Hemen kendisine dönelim. Vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de şimdi, hoş geldiniz. Hakikaten çok hoş koku var ve çok güzel objeler de var. Evet. Ne zaman açıldı Muhteşem Yüzyıl sergisi? Muhteşem Yüzyıl sergisi Aralık 2014'te açıldı. Gerçekten Muhteşem Yüzyıl dizisinin en çok seyredilmiş, 139 bölümün içinde en çok seyredilmiş bölümlerinin en çok rating alan sahnelerini canlandırdığımız, bir taraftan da Osmanlı tarihini gelenlerin öğrenebileceği çok keyifli bir sergi oldu. Kokular dediğiniz gibi en çok ilgi çeken tarafı ve bu kokular o döneme ait gerçek kokular. 16 tane farklı kokumuz var. Her odanın farklı kokusu var. Ve bunları üretimi yapılırken çok enteresan şeyler de öğrendik. Osmanlı tarihi profesörleriyle çalıştık. Osmanlı arşivlerine girip oradaki kokuların özelliklerine göre hazırlandı. İşte sultan ordusuna sesleneceği zaman amber kokulu kuvvetini göstereceği şeyler yaparken, işte valide sultan haremin üzerinde kendi etkisini göstermek için farklı kombinasyonları, lavanta artı farklı kombinasyonları kullandı. Çok enteresan ve serginin en çok ilgi çeken bölümlerinden bir tanesi oldu o kokular. Evet, aslında yani o kültürü de aslında bir şekilde tanıtıyorsunuz. Nasıl, ilgi var mı sergiye? Evet. Yani aslında daha çok yeni, 6-7 aylık bir süreçten 6-7 bahsediyoruz. 6-7 aylık, evet. Özellikle yabancılardan çok ciddi talep görüyoruz. Orta Doğulu misafirlerimiz çok fazla. Çünkü buraya kapıdan girdiğinizden çıkana kadar o dönemi gerçekten deneyimleme fırsatı buluyorsunuz. Sesli rehberlerimiz var. Arapça, İngilizce, Rusça dinliyorsunuz. O gerçek tarihi öğreniyorsunuz. En sonunda silikon heykellerimiz var, gerçek karakterlerin. İnanılmaz ilgi görüyor. Okullardan talep aldık. Çünkü biz eğlenirken öğretmek, öğrenirken eğlenmek felsefesini çok destekliyoruz kurum olarak. Hatta ilk başlatan kurum biziz diyebilirim. Öğrenciler geldiği zaman çok iyi, beğendiniz mi diye soruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. En azından geçer not olacak kadar tarihi öğrendik diye böyle çıkıyorlar. Evet, çok çok keyifli. Bizim de çok gurur duyduğumuz bir proje. Gerçekten Türkiye'den dünyaya çıkan müze kalitesindeki ilk ve tek sergi şu anda. Dünyadaki örneklerine baktığınız zaman Titanic, Tutankhamun gibi gerçek tarihe dokunan üçüncü sergi olarak anılıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Tabii dizinin çok izlendiği veya aslında Osmanlı kültürünün de çok iyi bilindiği veya merak edildiği ülkelerden çok fazla talep geliyordur diye tahmin ediyoruz ki aslında Nisan-Ekim dönemi İstanbul'da en çok ziyaret edildiği. Sizin de işlerinizin bu anlamda en yoğun olduğu zaman herhalde. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, evet. Ama tabii bununla sınırlı değil aslında. Bu işlerinizin bir parçası diyelim, değil mi? Yani eğlence ve kültür açısından çok organizasyon yapıyorsunuz. Evet. İşte hatta artık eğlenceyi ve kültürü ihraç eder hale geldik Türkiye olarak. Evet. Nasıl yapıyoruz bunu? Yaklaşık 6 yıllık bir şirket. Aslında bizim altımızda farklı kollar, farklı şirketler var. 2'den 77'ye diyoruz. Çok geniş ürün yelpazemiz var. Özellikle 3 konuda çok odaklandık. Bizim Live diye bir bölümümüz var. Türkiye'ye yurt dışından konserler, Türkçe konserler, Broadway tarzı gösterileri Türkiye'ye de yapan ve getiren. Exhibition, yani sergi tarafımız var. Daha önce farklı kurumlarla başladık dünyada çalışmaya. İşte NASA ile çalıştık, Natural History Museum'da çalıştık. Gerçekten bu edutainment adı altında, yani eğlenirken öğreten
sergiler getirdik. Daha sonra family yani aile eğlencesi altında da Disney ile başladık biz hayatımıza. Disney'i hep yurt dışından hazır gösterilerini getiriyorduk. Maliyetleri çok yüksek projelerdi. Bunlar dolayısıyla bilet fiyatlarımız yüksek oluyordu. Ve yeterli sayıda çocuğa ve aileye ulaşamıyorduk. Bizim patronlarımız çok girişken Disney'i bir şekilde ikna edip Türkiye'de yerel prodüksiyon yapmak üzere Disney'i ikna ettik. Yerel prodüksiyon nedir? İşte Türk oyuncular, Türk ekip, teknik ekip, bir takım dekorların, kostümlerin Türkiye'de üretilmesi. Ve normalde bize 10 senede yapamazsınız dediklerini biz Türk olarak 6 ayda yaptık. 23 Nisan 2012'de Disney'in Mickey'nin Müzik Festivali'ni Türkiye'de yerel prodüksiyon olarak hayata geçirdik. 100 üzerinden 97,5 notla geçtik. Çok önemli bir not bu. Yani o dünyada bu prodüksiyonu bu kaliteyle yapabilmek. Daha sonra ve Disney'i yine ikna ettik. İçine Türkçe parça koyduk. Çakkıdı'yı koyduk. İstanbul'da başladık. Bilet fiyatlarımız 1/3 oranında düştü. İstanbul'da başladıktan sonra Türkiye çapında 12 tane şehre gittik. Düşünebiliyor musunuz? Konya, Gaziantep, Adana o çocukların Mickey Minnie karşılarında görmeleri inanılmaz başarılı oldu. Ve bu başarılı olan projeyi Disney'le biz yurt dışına taşıdık. Ve bizim prodüksiyonumuz, Türk prodüksiyonu, Türk oyuncularla birlikte yurt dışında Orta Doğu, Güney Amerika ve Avrupa'ya gittiler. Şu anda halen oradalar. Bu yaptığımız başarılı prodüksiyon sayesinde dünyadaki diğer büyük markaların ilgisini çektik. Geçtiğimiz yılda aynı benzer bir projeyi DreamWorks'e gerçekleştirdik. Biz şu anda Türkiye DreamWorks'ün canlı sahne gösterilerinin prodüksiyon, üretim merkezi oldu. İlk Madagaskar Live'la başladık. Yine Türk oyuncular, Türk teknik ekiple beraber. Türkiye'de 5 ilde turne, 5 ile gittik. Ve şu anda 31 Temmuz'dan itibaren de yurt dışında, 3 yıl boyunca yurt dışında önce Orta Doğu'dan başlıyor, Çin'e gidiyor, Güney Afrika'ya gidiyor, daha sonra Avrupa'ya gidecek bir turneye başlıyoruz. Çok gurur duyuyoruz bundan. Yani hem yurt dışına proje götürmek, yurt dışındaki büyük şirketlerinin Türkiye'yi seçmesi prodüksiyon merkezi olarak, Türklerin tabii birazcık daha böyle akıllı çözümler bulması, daha hani olumlu pozitif yaklaşması, daha pozitif çözümler bulmasından dolayı da iş akışları daha kolaylaşıyor, maliyetler daha düşüyor. Dolayısıyla onlar da eskiden bu tip şirketler zaten batıya bakarken şu anda doğuya bakar bir noktaya geldiler. İşte Orta Doğu çok önem kazandı, Çin çok önem kazandı. Biz de onlara bir kapı açmış olduk. Bu bahsettiğiniz şirketler için Türkiye'den açılma stratejisi aslında yeni başladı. Yani evet, yeni başladı. Bahsettiğiniz organizasyonlarla başladı ki bunlar aslında dünyaca ünlü, çok bilindik, çok sevilen de karakterler aynı zamanda. Evet. Yurt dışında gidip orada organizasyonlarını, etkinliklerini yapıyorlar değil mi? Yani Türkiye'den açılarak, yani tamamen prodüksiyonu, oyuncuları. Evet. Biz satıyoruz bunu. Bütün yönetimini, turne yönetimini biz yapıyoruz. Oradaki anlaşmaları biz yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda dünyada o ligdeki şirketlerin arasına girdik. Dünyaca ünlü markalar tabii Türkiye'den artık ihraç etmeye başladı. Çünkü katma değeri de artık Türkiye'den sağlanıyor ve Türkiye'ye bir gelir kapısı oldu. Ama bunu tercih etmelerinde belli başlı sebepler vardı mutlaka. Çünkü hani artık bir şekilde markalaşmış ve dünyaca bilinen, işte özellikle aile çocuk konsepti tarafında çok iyi bilinen ama Türkiye'ye katma değer sağlayan bir pozisyona geldiler. Niye Türkiye'yi tercih ediyorlar? Yani neden Türkiye gelir elde etsin bununla ilgili diye hemen bir soru geliyor insanlar aklına. Bir kere Türkiye burada çok önemli bir noktada. Çünkü dediğim gibi onlar daha önce hep batıya bakıyorlardı. Şu anda bizim sayemizde ilgileri doğuya doğru yöneldi. Ve doğuya da en rahat açılabilecekleri kapı Türkiye ve İstanbul Entertainment Group olarak da bizim bilgimiz, tecrübemiz onlarla bu noktada uyuştu. Ayrıca bizim yaptığımız ilk prodüksiyon, evet belki onlar için de bizim için de bir denemeydi ama çok başarılı oldu. Çok daha iyi maliyetler düştü, çok daha kolay şekilde satılabilir duruma geldi bu projeler. Dolayısıyla bu noktada da Türkiye'yi artık gerçekten özellikle son geldiğimiz noktada birinci prodüksiyon Türkiye'den çıktığı anda ikinci prodüksiyon yapılmaya başlanacak. O aynı ruta giderken üçüncü prodüksiyon böyle uzun yıllar sürecek bir iş birliğine başlamış olduk. Düşünsenize Türk oyuncular içinde dünyanın her yerinde o ünlü markalarla birlikte dünyanın her yerine gidiyorlar.
inanılmaz bir deneyim elde ediyorlar. Bambaşka kapılar açılıyor. Birkaç tane oyuncumuz var. Broadway oyunları için seçmelere gittiler. Ayrıca hani biz Türkiye'ye bir kapı sağlarken de buradaki istihdama da yurt dışında da aslında farklı deneyim elde etmelerini sağlıyoruz. Evet, kaç yıldır yapılıyor bu organizasyonlar? Biz yerel prodüksiyona 2012 yılında başladık. İlk 2012 yılının başında, 2011 yılında bir hayal gibi geliyordu. Ama 2012'de başladık. En son prodüksiyonumuzda geçtiğimiz Kasım ayında başladık. Kasım ayında başladık. Sömestr tatilinde de ilk gösterimizi yaptık. Evet, ve bunlar açılarak devam edecek aslında. Evet, evet. Kaç ülkede var şu anda aşağı yukarı? Şu anda 2017 sonuna kadar biz yaklaşık 12 ülkeye gideceğiz. Tabii Çin çok uzun sürecek bir süreç. Diğer gösterimiz de şu anda Avrupa'da 5 ülkeyi daha ziyaret ediyor olacak. Peki Türkiye için ne baktığımızda hani birçok ilden bahsettiniz. Hı hı. Aslında bu tip organizasyonların çok da fazla ulaşılamadığı, erişilemediği, evet, bazı illerden de bahsettiniz. Evet. Evet. Bunlar önemli yani. Hani büyük şehirleri biliriz de, evet, hani daha Anadolu'ya yayılalım, Doğu'ya da yayılalım dediğimiz zaman Konya, Gaziantep, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, bütün bu illere gittik. Bir de bizim yurt dışındaki prodüksiyonlar dışında kendimizin sıfırdan yaptığı ve yurt dışı kalitesinde bir prodüksiyonumuz var. O da Sezen Aksu'nun gerçekten başından geçen bir olayı biz müzikal tiyatro haline getirdik. Sezüş'ün hikayeleri olarak. Ve küçük bir lansman yaptık. İnanılmaz ilgi gördü. Önümüzdeki Ekim ayından itibaren 16 şehre gideceğiz. Türkiye çapında 16 tane şehre götürüyor olacağız. Bu da inanılmaz başarılı bir prodüksiyon oldu. Çok yurt dışından iş ortaklarımız geldi, seyretti ve yurt dışına bunu daha sonra istiyorlar. Bunun daha farklı versiyonlarını. Dolayısıyla aslında biz baktığınız zaman, evet, yurt dışından bir takım projeleri, yerel prodüksiyon yaparken bir de kendi kültürümüzde olan şeylerin prodüksiyonunu yapmaya başladık. İşte bunlardan bir tanesi Muhteşem Yüzyıl. Kendi kültürümüzden bir şeyin prodüksiyonunu biz yaptık, yurt dışına götürüyoruz. Sezuş'un hikayeleri. O da kendi prodüksiyonumuz. Bunların hepsi aile eğlencesine yönelik yaptığımız projeler. Aile eğlencesi dediğiniz zaman tabii çok önemli. Çünkü eskiden çocuk eğlencesi deniyordu buna. Ama çocuk eğlencesi aslında aile eğlencesi. Çünkü çocuğun ailesiyle anne baba, anneanne babaanne ile birlikte geçirdiği çok özel dakikalar. Yani biz de aile eğlencesi projelerimize baktığınız zaman bir çocuk yanında minimum iki kişiyle geliyor. Bizde bir aile demek, üç minimum üç bilet demek. Dolayısıyla gittiğimiz yerlerde ki o eğlenceyi, o sinerjiyi gördüğünüz zaman aileler en azından çocuklarıyla vakit geçirdiği zaman bazı projelerimizde aileler daha çok eğleniyor çocuklardan, anne babalar. Evet. Tabii bir şekilde aslında o, evet, kültürü, tarihi de anlatıyorsunuz bazı, evet, projelerinizde. Evet, aynen. Kaç çocuğa ulaşıldı şimdiye kadar? Ben şöyle söyleyeyim, biz toplam bütün projelerimizde 560 bin kişiye ulaştık, küsuratı da var. Fakat tabii bunların hepsi çocuk değil. Yani yaptığımız sergileri de koyarsanız aslında geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 1 milyona yakın kişiye ulaştık diyebilirim aile eğlencesi kapsamında. Hem Türkiye turnesi hem yaptığımız sergiler kapsamında. Biz aslında grup olarak yılda 1.6 milyon bilet üretiyoruz. Sattığımız bilet değil ama yaptığımız projelerden. Yani konserler olsun, sergiler olsun. Dolayısıyla hani bu konuda da biz aynı anda 10 tane projemiz oluyor, 15 tane projemiz oluyor. Konserler, sergiler, çocuk eğlencesi gittiğimiz illerde. Dolayısıyla ciddi bir bilet potansiyelimiz var. Ama geçtiğimiz 3 hatta 4 yılda 1 milyon kişiye ulaştık. Uyarlamalar da var değil mi bunların içinde? Mesela biraz önce işte bahsettiğiniz o bir müziği işte aslında o dünya ünlü markaların içine koyup, evet, değil, evet, mi? Evet, yani, evet, bizim kültürümüz de onun içine koyarak bir şekilde. Çünkü o zaman benimsiyorsunuz. Yani değil yurt dışından mi? Bir şey gelmiyor. O zaman sahipleniyorsunuz. Bize yapamazsınız dediği her şeyi biz yaptık. Böyle bir şey olmaz, yapamazsınız. İkna ettik, yaptık. Onun altına artık biz produced by IEG yazıyoruz. Yani IEG tarafından üretilmiştir dünya çapına giden. Yapamazsınız dediler, yaptık bunu. Türkçe parça, mesela bakıyorsunuz böyle genel bir eğlence oluyor. O Türkçe parça hayata geçtiği anda bütün salon coşuyor. Ve o zaman anlıyorsunuz ne kadar doğru bir iş yaptığınızı. O zaman karşı tarafı ikna etmek de çok kolay oluyor. O zaman diyorsunuz ki bakın siz bunu yerelleştirdiğiniz zaman
o kültürden bir şey koyduğunuz zaman içine siz daha fazla insana ulaşabiliyorsunuz. Daha fazla insanın sizi benimsemesini sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Hani aile eğlencesi veya eğlence kültürü dediğimiz zaman bunun içinde hani kültürün tamamı da giriyor. İşte tarih giriyor. Evet. İşte öğretici diyorsunuz öğretirken eğlendiriyoruz aynı zamanda diye. Şimdi dolayısıyla hani bu eğlence kültürü aile anlamında ne kadar yaygın Türkiye'de? Yani hani işte daha eskilere gidelim. İşte daha ailece gidilen yerler, mekanlar var. İşte sinemaya gidersiniz veya işte evet tiyatroya da gidilir ama bunun sayısı da azalıyor deniyor bir taraftan. Veya müzelere gidersiniz, sergi alanlarına gidersiniz neticede ama hani bu aile eğlencesi kültürü de biraz değişiyor. Daha işte dünyaya ayak uyduruyor gibi algılıyoruz bu söylediklerinizden. Evet, kesinlikle öyle. Bir de şöyle düşünün. Bir aile olarak bunu yurt dışına gidip görme şansınız da var. Ama orada belki on binlerce liraya bunu yapabiliyorsunuz. Türkiye'de aynı şeyi bazen çok daha iyi kalitede onlarca liraya ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir bence ayrıcalık gerçekten düşündüğünüz zaman. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben de çocuğum olduktan sonra anladım. Öncelik çocuk ve çocukla vakit geçirmek oluyor. Onunla bir şeyler paylaşmak oluyor. Kısıtlı bütçen olsa bile çocuğuna bir şey yapmak istiyorsun. İşte dolayısıyla o aile eğlencesi, yani sen iki tane konsere gitmek yerine çocuğunu üç tane daha fazla müzeye veya iki tane daha fazla müzikale götürmek istiyorsun. Dolayısıyla hem ailece geçirdiğin zamanlar fazlalaşıyor hem de önceliklerin değişiyor. Evet, aile eğlencesi bence yani ben gerçekten o çocuk olduktan sonra onunla bir şey yapmak, onunla bir şey paylaşmak, ona bunları gösterebilmek çok farklı bir duygu. Evet, yani bir de çok hızlı algılayıp çok hızlı öğrendikleri için olabildiğince doğruyu bir şekilde öğretmeye, göstermeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Zaten bu markalara baktığınız zaman hep doğru markalar, yani doğru mesajlar veriyorlar. Her bir tanesinin içinde bir mesaj var. Ya aile olmayı öğretiyor, ya sevgi göstermeyi, ya ekip ruhunu öğretiyor. Mutlaka bir şey öğreniyor. Yani o ki o çocuk oraya girip çıkana kadar farklı bir vizyon edinebiliyor. Dolayısıyla aileler için de bu çok önemli. Yani artık aileler de seçici. Televizyonda çocuğun seyrettiğini engelleyemeyebiliyorsun ama canlı olarak veya nereye götürebileceğini anne baba karar veriyor. Dolayısıyla onlara onu verebilmek çok çok önemli. Şimdi şunu da merak ediyorum Selen Hanım. Hani işte televizyon izleme olabildiğince hani sınırlı tutalım. Evet. Özellikle çocuklar için. Evet. Hani aile eğlencesinden bahsediyoruz ya. Ama bunun bir de dediğiniz gibi hani canlı organizasyonları, etkinlikleri var. Acaba çocuğa öğretici olması açısından veya ailenin eğlencesi açısından nasıl bir farkı vardır? Yani hani televizyonun o hani biraz daha olumsuz algısı var veya olumsuz mesajlar verilebiliyor deniyor. Siz de bir anne olarak tabii bunu işin içindesiniz bir de ayrıca biliyorsunuz. Öyle. Dolayısıyla hani onu ayırt etmek açısından ne kadar fark var aralarında? Şimdi canlı olan etkinlikler tabii o 90 dakikaya sığıyor. 20 dakikaya, 70 dakikaya sığıyor. Ve o hikayeler yazılırken biz de o hikaye yazımında bulunduğumuz için pedagoglar, öğretmenler farklı görüşler alınıyor. Ve mutlaka yazılırken biz Türkiye'de yazarken bile mutlaka pedagog görüşleri alınıyor. Mutlaka verilen mesajlar onaylanıyor. Özellikle dünyaca ünlü kurumlar bu konuda çok seçiciler. Ve içerisine mutlaka müzik koyuyorlar. Mutlaka hep olumlu, pozitif. Yani o anda mutlaka mutlu sonla bitiyor. Yani o çok önemli. Yani orada negatif bir şey varsa bile mesela çizgi filmde de aslında bu markaların çizgi filmlerine baktığınız zaman birazcık daha daha farklı yönlere gidebilir ama o 70 dakika verilecek mesajlar çok net karar veriliyor. Hepsinin altında pedagogların imzası, profesörlerin imzası oluyor ve siz onunla oynayamıyorsunuz. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Yani bir iş yaparken en ufak bir prodüksiyon veya en ufak bir hikaye yazılırken mutlaka çocuklara verilecek ve ailelere verilecek mesajlara çok dikkat ediyoruz. Evet, çünkü bu konuda bilinçlenmek önemli. Çok önemli. Çünkü çocuk hele hiç unutmuyor. Çocuğa bir yanlış yapamazsınız. Çocuk hiç unutmuyor. Çocuk beyni sünger gibi her şeyi çekiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar hiç de negatif geri bildirim almadık. Dolayısıyla bu sergide bile, Muhteşem Yüzyıl sergisinde bile dizide bir takım egzajerasyonlar vardı. Ama biz buradaki sergiyi yaparken gerçek tarihi yansıtan
herhangi bir abartı olmayan şekilde tarihi anlatıyoruz. Gerçekleriyle anlatıyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Evet. Peki Anadolu'da mı yoksa daha çok büyük şehirlerde mi ilgi çekiyor diye soracağım çocuklar ve aileler tarafından? Şöyle, bir götürdüğünüz marka çok önemli. Ne kadar bilindiği çok önemli orada. Ama Anadolu'da da çok ilgi var. Özellikle güney sahillerinde çok ciddi ilgi gördük. Çocuklar aç böyle şeylere. Yani gerçekten bilmiyorlar. Mesela bir şey yaşadık. Konya'ya gittik. Bir tane çocuk geldi. Elinde bozuk paraları biriktirmiş bilet almak için. Ben dedi 2 aydır bunu bekliyorum dedi. Para biriktirdim bilet almak için geliyorum dedi. Ve gözleriniz doluyor. İnanılmaz mutlu oluyorsunuz. Biz gittiğimiz illerde mutlaka sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Hani maddi durumu iyi olmayan çocukları getiriyoruz. Onların o sevinci, onların o mutluluğu hayatlarında ilk defa televizyonda gördükleri veya işte tişörtlerindeki karakterlere ulaşmak, onlara dokunmak, onları seyretmek yani öyle farklı bir şey ki gerçekten yaptığınız işin çok meşakkatli ama ne kadar çok değdiğini görüyorsunuz. Evet tabii aslında o illerde onlara dokunmak ve bunun bir sosyal sorumluluk olması aynen açısından da oldukça önemli. Çocuk ve aile ve özellikle hani işin çocuk kısmı dediğimiz hı-hı zaman tabii ki hani bu bahsettiğiniz ürünler var. Mesela burada Muhteşem Yüzyıl sergisindeyiz. Burada da çok ürün var. Bunların evet da Arap nüfusu tarafından çok evet benimsendiğini, sevildiğini söylüyorsunuz. Herhalde evet çok fazla ilgi görüyor. Çok görüyor. Yani biz yaptığımız projelerin ürünleri oluyor yanlarda sattıkları. Bir kere çocuk inanılmaz bir güç. Bir şeyi aldırmadan çıkmıyordu. Tabii. Ve onu görüyorsunuz. Ve anneler, babalar işte o noktada çocuk ne isterse onu o anda mutlu etmek için onu yapmak istiyorlar. Ürün satışı gerçekten çok önemli. Hatta biz bazen diyoruz dünyaca ünlü markalar herhalde içerikleri, tiyatroları, yaptıkları projeleri daha fazla ürün satmak için yapıyorlar. Ve biz ne zaman yurt dışından markalarla burada bir işbirliği yapsak buradaki diğer mağazalardaki ürün satışlarını da çok doğru orantıda etkiliyor. Daha fazla ürün satıyorlar o markaya ait. Teşekkür mailleri, telefonları alıyoruz. Aa niye bitti turne işte daha fazla sürseydi diğer illerdeki çünkü satışların arttığını görüyoruz. Bu da tabii çok önemli. Muhteşem Yüzyıl özelinde çok ciddi bir ürün gamı var burada. Özellikle Arap müşterilerimiz çok ciddi alışveriş yapıyorlar. Hele karakterlere ait bir takım şeyleri burada gördükleri zaman kaç tane varsa hepsini alıp gitmek istiyorlar. Doğru. Ama bu bahsettiğiniz dünyaca ünlü bunlar yerelde değil mi? Yani bu ürün satışı yerelde bizim kültürümüzde olan evet, evet aslında kültürün satışı olarak bakıyoruz yani ürünler açısından. Tabii ürünler açısından. Yani bir oyuncakçıya gittiğinizde o markaya ait ürünlerin satışlarından bahsediyoruz. Evet. Peki genel olarak diğer büyük markalar yani hı hı genel merkezi dünyada olan hı hı diğer büyük markaların da ürünleriyle alakalı böyle bir çalışmanız var mı? Var, yapıyoruz. Bizim böyle de bir departmanımız var. Hı. Bütün merchandising dediğimiz projelere bağlı ürünleri üreten ve satışını yapan. Buradaki gördüğünüz yani Muhteşem Yüzyıl'da gördüğünüz birçok ürünün biz ürettik ve üreticilerle çalıştık. Diğer tarafta dünya turnesinde de bir marka çünkü onların kendi bölümleri var, kendi satışlarını yapıyorlar ama bir markanın da bütün ürün gamını biz hazırlıyoruz ve biz yurt dışına götürüyor olacağız burada. Şimdi tabii bu tip eğlence organizasyonlarına baktığımızda ve kültür organizasyonları diyelim tamamının evet içinde barındırıyor çünkü hem yerel hem uluslararası anlamda. Hani bütçeye bakmadan veya işte sosyoekonomik duruma bakmadan ne kadar içinde yer alabilir aileler diye sormak hı-hı istiyorum hemen. Çünkü her hafta yapılacak organizasyonlar değil neticede. Hı-hı. Yani ayın belli bir günü veya hı-hı yılın belli zamanları olabilir hı-hı diye tahmin ediyorum. Yaz aylarında en yoğun dönemleriniz herhalde. Dolayısıyla hani çok fazla bütçeye gerek olan projelerde olmadığını tahmin ediyorum. Evet. Çocuklar için özellikle. Evet. Şöyle aslında bizde yaz birazcık daha durgun dönemdir. Evet biz okul dönemiyle beraber başlıyor. Sömestrde en tepe noktaya varıyor. Okulların havaların güzelleşip hani böyle o son Haziran ayına girince de bizde turneler ve bu projeleri biz biraz rafa kaldırırız. Yazın çünkü genelde işte tatile gidiyorlar, çocuklar daha fazla işte böyle yaz okullarına gidiyorlar, dışarıda oluyorlar diye. Daha çok içeride bir takım şeyleri yapmayı sevmiyorlar, kapalı alanlara girmeyi. Dolayısıyla bizim hep böyle sezon başlangıcımız okula geri dönüş zamanı. Biz
her bütçeye hitap edebilecek özel fiyatlandırma yapıyoruz. Yani aile paketlerimiz oluyor. Mutlaka çok önemli sponsorlarla çalışıyoruz. Gerçekten yani Türkiye'nin en büyük 20 markasıyla çalışıyoruz ve her birinin bu yaptığımız projelerdeki desteği göz ardı edilemez. Dolayısıyla bilet fiyatlarını minimumda tutmak için biz her türlü desteği dışarıdan alıp bilet fiyatlarını hani uygun hale getirebilmek için bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Sosyal sorumluluk çok fazla yapıyoruz. Yani biz belediyelerle gittiğimiz her ilde maddi durumu iyi olmayan çocuklar, maddi durumu iyi olmayan bütün okulları ağırlıyoruz. Yani bu şöyle söyleyeyim mesela yaptığımız bir tane turnede minimum 50 bin tane maddi durumu iyi olmayan çocuğa ulaşıyoruz. Dezavantajlı çocuklara mutlaka ulaşıyoruz. Özel seanslar yapıyoruz bunlarla ilgili. Bu konuda çok hassasız. Çünkü işin içine çocuk girdiği zaman çok farklı bir ruh hali oluyor. Yani konsere gitmese de oluyor ama çocuk hani diğerlerini ayırt etmeden hepsini bir yerde görmek çok farklı bir duygu. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Gittiğimiz illerde farklı fiyatlandırmalar yapabiliyoruz. Çünkü her ilin gittiğimiz bu aslında bilet fiyatlarını yaparken gittiğimiz mekan çok önemli. Kaç kişilik bir mekana gittiğimiz önemli. Oradaki aldığımız destek, yerel destek minimum çok önemli. Minimum ve maksimum gibi rakamlar var mı bu şekilde? Var. Hani yani şöyle yerlerde söyleyeyim. Biz baktığımız zaman, bütün turnelere baktığımız zaman 15 lirayla 60 lira arasında değişiyor fiyatlarımız baktığınız zaman. Ama salon kapasitesi açısından da hani uygun yerleri bulmak. Aynen öyle. Evet yani onları biz bölgelere ayırıyoruz. Birinci kategori, ikinci kategori ama hepsi zaten sahneyi görüyor. Yani cebinde 15 lirası varsa da gelip seyredebiliyor, 50 lirası varsa da seyredebiliyor. O sahneye yakınlıktan ama bu zaten genelde bütün bu tarz etkinliklerde oluyor. Yani tiyatroya gittiğiniz zaman da kategoriler oluyor. Çocukların özellikle sergilerde farklı fiyatları oluyor. Aile paketleri yapıyoruz büyük aileler için. Önümüzdeki dönemde de yani bu hassasiyette zaten devam ediyor olacağız. Yani bizim misyonumuz görmeyen çocuk kalmasın, görmeyen aile kalmasın. Şimdi biraz önce söylediniz ya hani Anadolu'daki, işte doğudaki, güneydoğudaki illerde daha çok zaten bazı yörelerde biliyorlar. Evet. İki ay öncesinden hazırlandık demişler aynen, mesela. Aynen öyle. Ama hani daha büyük şehirlerde ve bu tip organizasyonların daha çok yapıldığı yerlerde biraz daha herhalde İnternet ve sosyal medya da işin içine giriyor, öyle değil mi? Evet. Yani çok takip ediliyor mu bu anlamda? Aileler takip ediyordur evet herhalde. Zaten karar verici anne ve baba. Yani belli bir yaşa kadar anne ve baba. Dolayısıyla bizim anneyi ve babayı çocuğun istemesi lazım. Anne babanın da götürmek istemesi lazım. Aslında şöyle bir avantajımız var. Bizim yaptığımız projeler hep zamanında ailelerin de hayatında olduğumuş, onların da büyümüş olduğu karakterler vardı şimdiye kadar. Dolayısıyla anne baba seçimi yaparken o seçimi çok doğru yapıyordu. Biz her yere dokunmaya çalışıyoruz. Sosyal medya çok önemli. Yani dışarıda outdoor bizim için çok çok önemli. Biz 16 kişilik bir ekibiz. Pazarlama ve satış sponsorluk ekibimiz var. Bizim her sabah bir misyonumuz var. İki şey soruyoruz birbirimize. Bugün bir bilet daha fazla satmak için ne yaptın? Bugün sponsorunu mutlu etmek için ne düşündün? Dolayısıyla bizim için bilet satışı o ilgiyi, alakayı ölçmek için ve yaptığımız tanıtımların geri dönüşünü ölçmek için çok çok önemli. Biz anlık takip edebiliyoruz. Yani kaç bilet satıldı. Mesela atıyorum sosyal medyada bir post girdim, bilet satıldı mı? İlan girdim, kaç bilet satıldı? İşte o gün billboardlara çıktım, kaç bilet satıldı? Veya hangisi çalışıyor, hangisi çalışmıyor ölçebiliyoruz. Her ilin farklı bir yapısı var. Her ile göre biz farklı pazarlama stratejisi kullanıyoruz. Anadolu'ya gittiğiniz zaman evet sosyal medya daha düşük. İşte orada daha fazla belediye desteğini alıyoruz. İşte outdoor'da oluyoruz ama İstanbul'da sosyal medya çok önemli. İşte orada daha farklı yapıyoruz. Yurt dışında yine aynı yurt şekilde. Yurt dışında çok aynen yurt dışında gittiğiniz yerlerin orada mutlaka yani lokal iş ortaklıkları yapıyoruz orada. Onların farklı şeyleri var, yönetimleri var. Ama çok iyi öğrendik biz. Yani müşteri davranışlarını biz artık çok iyi öğrendik. Yani yağmur yağdığında bile o insanların ruh hali bilet almasını engelleyebiliyor. İşte o günkü bir haber veya politik durum, yani bunların her şeyi kişiyle. Ama dediğim gibi çocuk işinde bu birazcık daha az etkiliyor. Çocuk işinde en az etkiyi görüyoruz dışarıdan. Evet, yani aslında aileler artık öyle bir hale geldi ki evet.
çocuk için yapalım evet. ne olursa olsun hani evet. Yani son kuruşunu bile harcar düzeyde evet. olması o anlamda yani bu bilinçlenmenin olması o açıdan iyi. Nasıl görüyorsunuz genel olarak? Sadece aile için sormuyorum. Tabii çocuk çok büyük etken. Hı hı. Yani aile o çok büyük etken ama hı hı. neticede bizim eğlence kültürümüzü algılamamızı hı hı. nasıl görüyorsunuz siz? Nasıl değişti mi bu kültür? Değişti. Yani değişmeye başladı. Biz Türkler olarak genelde son dakika alıcılarıyız. Yani mesela yurt dışında daha çok erken satışlar provoke edilir. Daha özel fiyat oluyor, daha planlı doğru. olur. Siz bir yere gidecekken 6 ay öncesinden biletini almak istersiniz. Türkiye'de birazcık daha zor bunlar. Hep böyle 3 hafta kala maksimum bilet satışları oluyor. Aslında yeri geldiğinde çocuk eğlencesi için de öyle. Biz farklı kampanyalarla, farklı şeylerle tüketiciyi birazcık daha erken bilet almaya yönlendiriyoruz. İşte indirim kampanyaları yapıyoruz. Yanına mutlaka işte sanatçıyla tanışma gibi veya farklı bir takım şeyler öneriyoruz. Bir de baktığınız zaman çocuğu bir kenara koyuyorum. Çok farklı ve çok birçok etkinlik var. Burada farklılaşmak önemli şirket o. Biz birazcık daha farklılaşmaya, birazcık daha markalar yaratmaya yöneldik. Mesela aile eğlencesinde işte eğlenirken öğretme tarafına yöneldik. Yaptığımız projeleri bu şekilde yapıyoruz. Konserlerde daha niş, daha özel konserlere yöneldik. Bir marka yarattık. Şehirde İyi Müzik diye, Good Music in Town diye. Onun altında böyle farklı klasik caz konserleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu siz markalar yarattıkça ve farklılaştıkça insanların da o markayı takibi diyor ki Good Music in Town'sa kötü bir şey yoktur'a getirdik insanları. Dolayısıyla siz o başlık altında bir şey yaptığınız zaman insanlar onu daha önceden almaya başladılar. Mesela Ekim'de bir konserimiz var. Satışına Mart'ta başladık. Biletlerin %80'i satıldı. Çünkü doğru marka ve doğru isimle, doğru fiyatlandırmayla, doğru mekanda yaptığınız için. Bu hep... Bunların hepsi risk aslında. Şöyle bir evet. düşündüğünüzde yani mekan, doğru fiyatlama, evet. kime hitap edeceğiniz, evet. zamanlama çok önemli. Çok önemli. Yani şimdiden 3 ay sonrasında ne olacağını, evet. Yani aslında yaptığınız iş gereği ne olacağını... Hı-hı. Ve aslında Türkiye'nin veya o ilin durumu açısından kesinlikle. Öngörü olmanız lazım ki zor bir iş. Kesinlikle. Buna gerçekten çok ciddi hani üzerinde çalışan bir ekip var. Evet projeksiyonları her zaman tutmuyor. Ama biz bu işi çok iyi öğrendiğimizi hani düşünüyoruz. Çünkü çok hatalar da yaptık. Ama hatalar öğrenmek içindir. O yaptığımız hatalardan öğrenerek bir dahaki sefere onu yapmamayı öğreniyorsunuz. Doğru şeyleri yapmayı öğreniyorsunuz. Dolayısıyla şu anda minimum hatalarla maksimum başarıyı yakalamak üzere bütün ekipçe çalışıyoruz. Ve bunun da hani sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladık. İnşallah hani bu şekilde devam eder ama dediğiniz gibi yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çok eğlenceli bir sektör müdür sizce? Çok yani eğlenceli. İçinde bulunmak açısından soruyorum. Hani dışarıdan bakıldığında hani çok keyifli algılanır. İşte özellikle çocuk dediğimiz zaman, aile evet. dediğimiz zaman işte yaptığınız iş, yani işin profesyonelleri olarak soruyorum. Evet. Hani çok olumlu algılanır ama işin içine girdiğiniz zaman mesela işte bir yılda veya bir ayda şu kadar organizasyon yapacaksınız. Evet. Bunların hepsine yetişilecek. Evet. O organizasyonun olduğu güne kadar çok ciddi bir altyapı çalışması var. O günde zaten işin evet. en top noktası olduğu dönem değil mi? Aynen. Ben 3,5 yıl oldu bu sektöre gireli. Daha önce hep telekomünikasyon, pazarlama hep böyle farklı şeylerle eğlence sektörüne girdim. Ve çok doğru bir zamanda yani bu iş, yani İstanbul Entertainment Group'la yollarım kesişti. Her şeyin çok başından girdim ve işime, sektöre aşık oldum. Gerçekten yani 7-24 çalışıyoruz. Sürekli bir şey üretmeniz lazım. Evet çok meşakkatli süreçlerden geçiyoruz. Bu işi niye yaptım dediğimiz zamanlar oluyor ama o sahnede var ya sanatçılar, ışıklar yandığı anda ve o seyircide o gülümsemeyi gördüğünüz anda veya bu sergiyi açıp birisi dolaşıp buradan çıkıp elinize sağlık, harika olmuş dediği anda bütün her şeyi unutuyorsunuz. Evet bu bir mutfakta pişme kısmı var. O çok meşakkatli. Asıl bizim işimiz açıldıktan sonra proje başlıyor. Çünkü bilet satmamız gerekiyor. Daha fazla kişiye ulaşmamız gerekiyor.
Ama her bölümünden ayrı keyif alıyoruz. Çünkü bu işi aşkla yapmazsanız çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Evet, neticede organizasyon. Yani o sahnede o anda olan bir şey veya evet. daha öncesinde en ufak bir pürüz bile işin evet. tamamını etkiler düzeyde ki aslında izleyici de bu anlamda daha bilinçli. Kesinlikle. Ve hele şimdi sosyal medya evet. var. O andaki bir hatanız Tabii. bir kişi bin kişi demek. Ve seyirci hatayı affetmiyor. Yurt dışından bir sürü yabancılarla çalışmak, sanatçılar geliyor, onlarla çalışmanız lazım. Onların istekleri var. Türkiye halen yabancıların algısı açısından yavaş yavaş belli bir noktaya geliyor ama Türkiye'ye halen daha farklı böyle bakan sanatçılar var, onları ikna süreçleri var. Gelince sürpriz oluyor belki. İnanılmaz etkileniyorlar. Bambaşka evet. bir noktaya geliyor ama o başta o ikna sürecinde çok zorlanıyoruz. Evet, evet. zorlanıyoruz. 3,5 yıl oldu dediniz. Aslında evet. hani aile kısmı, işin aile kısmı ve çocuk kısmını düşündüğünüz zaman sizin çocuğunuzla beraber büyüdü evet, aslında evet, proje değil mi? Evet, benim oğlum da sahnede büyüdü. Ben onu provalara götürüyorum. Benle geliyor, hepsi arkadaşı oluyor. Hatta böyle karakterleri gördüğü zaman bazen sahneye çıkmak istiyor. Şimdi bir işi yaptığımız zaman ilk ona gösteriyorum. Mesela bir katalog hazırlıyoruz, ilk ona gösteriyorum. Çok beğendim diyor. Bir de gurur diyor, hoşuna gidiyor. Yani karakterleri televizyonda gördüğü zaman annemin işi, annemin işi diye. Tabii o inanılmaz bir şey. Yani o da tabii bir benchmark. Onun beğenmesi, sevmesi tabii, çok önemli. Bu önemli yani. Neticede o yaş düzeyine de hitap ediyorsunuz. Evet. Yani genç nüfus zaten, çocuklara evet. zaten hitap evet. ediyorsunuz ama beğenmedim dediği oluyor mu mesela? Ne yapıyorsunuz? Nasıl işin içinden çıkarsınız ya da? Aslında beğenmedim dediği olmadı. Mesela müze çok seviyor burayı. Mesela sabah soruyor nereye gideceksin? Müzeye gidiyorum demiyorum yani muhteşem bir. Burayı çok seviyor. İçerideki o gemi sallanıyor, onun hoşuna gidiyor. İşte içeride Yeniçeri gidiyor, teftiş ediyorum diyor. İçeriği dolaşıyor. Beğenmediği olmadı. Fakat bazen çok üst üste seyrediyor. Yani mesela ben 3 hafta sonu gidiyorum. 3 hafta sonu benle seyrediyor. O zaman tabii aynı şeyi seyretmekten sıkıldığı oluyor. O zaman da dışarıda bizim ekibe yardımcı oluyor. Yer göstericilere yardımcı oluyor. Şeyler oluyor. Ama öğrendiği de oluyor yani. Aslında kesinlikle. Hani şu kısmı ben merak ediyorum. Neticede o yaş aralığı da sizin için iyi bir potansiyel olduğu için yani evet. bu anlamda hani birlikte büyüdü projeler dedim ya o açıdan aynı, önemli. Aynen ya kesinlikle. Bir kere projelerin her aşamasında var. Benim ilk sahneye çıkacak prodüksiyonumuzun deneyiminden ilk yaptığımız prodüksiyona kadar. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'deki ilk çocuk müzesini kurmak üzere. Ekim ayında hayata geçecek. Şimdi onunla ilgili içerikleri çalışırken de o mesela yani o deniyorum bazı şeyleri, soruyorum. Onun ilgi alanlarına bakıyorum. Etrafımızda çünkü bir sürü çocuk var. Çok önemli çünkü o yaş çocukların gelişmeye başladığı yaş, doğru mesajları aldığı yaş. Kesinlikle çok 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 etkisi var pozitif yönde. Zaten öncesinde bir ön çalışma var yani bahsettiğiniz Tabii. gibi pedagoglarla çalışıyoruz kesinlikle. Dediniz. İşte bu anlamda uzman kimse aslında onlara danışılıyor. Bu çocuk müzesinden biraz bahsedelim mi? Ne olacak? Nasıl bir planlama? Çocuk müzesi ağırlıklı olarak ilim, bilim, teknoloji yine eğlenirken öğretmek üzerine yoğunlaşacağımız bir müze. Her 3-4 ayda bir farklı içerikler olacak. Bununla ilgili ilk çalışmayı başladık. Matematikle ilgili olacak. Ve biz şunu çok iyi öğrendik. Bizim mutlaka biz içeriği yerelleştiriyoruz. Şu anda Türk müfredatına uyarlanacak şekilde Türkiye'den matematik hocaları ve matematik profesörleriyle içerikleri çalışıyoruz. Yurt dışından eğlenirken, şimdi matematik biliyorsunuz çok sıkıcı gelir, çocukları korkutur. Çocuklara matematiği sevdirecek, ileriye yönelik daha iyi analitik düşünen gençler yetiştirmek üzere böyle bir şeye başladık. Bunun devamında farklı ürünler olacak. Şu anda çok meşakkatli şekilde buna çalışıyoruz. İnşallah 1 Ekim'de açıyor olacağız. Çok farklı bir konsept olacak müzenin. Zor iş ama. Çünkü hani sevmiyorumsa sevmiyor. Onun önünü almak çok zor aslında. Yani evet. bu sadece matematik için değil. Bir dal. Bir dal. Yani hayatın herhangi bir kısmı veya bir bilim dalı dediğiniz zaman evet. hani bunu sevdirmek, sevdirmeye çalışmak çok zor ama çok i̇şte oyunlarla, sosyal sorumluluğu olan aynen, bir alan. Aynen. Oyunlarla, yapacağımız modüllerle, ekip işleriyle, atölye çalışmalarıyla. Çünkü ben kendimi de düşünüyorum. Bir şeyi uygulayarak daha kolay öğreniyorum ben. Tabii. Yani hepimiz için geçerli. Hele işin içinde eğlence varsa fark etmeden, hele çocukları biraz yarıştırmak, onların ilgi alanlarına girecek, gerçekten hayatta yaptıkları şeyleri yaparken
kaykaya binerken, duvara tırmanırken veya bir bilgisayarda oyun oynarken de aslında matematiği kullanıyorlar. Bunları onlara gösterip onların matematiği sevmesini sağlamak aslında evet çok ciddi bir sosyal sorumluluk. Birlikte yaptığımız iş ortağımız, sponsorumuz da bunu çok misyon edinmiş bir kurum. Dolayısıyla çok uzun süreli ve çok ve bunu aynı anda Türkiye'de, İstanbul'da açılınca büyük bir tırla Türkiye'de de bunu farklı illere götürüyor olacağız. Çok heyecanlıyız bu konuda da. Önümüzdeki bir yıl içerisinde birçok önemli projeleri de hayata geçiriyor olacağız. Bu müze dediğiniz matematik üzerine olmayacak sadece. Hayır, değil mi? Bu daha ilk, genel. Evet, proje. Bu ilk proje. Hı. 3 ay sonra farklı bir proje. Ama genelde hep sosyal sorumluluğu olan çocuklara öğreteceğimiz, yani ileriye dönük bizim patronlarımızın hep söylediği bir şey var. Bu işe, çünkü hepsi farklı sektörlerden gelip 6 yıl önce bu sektöre baş koymuşlar. Gerçekten onlar da 7-24 3 patronumuz var. Üçünün de elleri taşın altında en az bizim kadar, geri geldiğinde bizden daha fazla çalışıyorlar. Dolayısıyla onların hep Türkiye'yi, ülkemizi yönetecek daha iyi nesiller yetiştirmek için bütün varlıklarını, yokluklarını bu sektöre ve bu işlere, projelere harcıyorlar. Biz de onların misyoner ekipleri olarak bunları diğer hani bütün olabildiğince çok çocuğa ulaşmak, bu projeleri çoklandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, neticede aslında birçok aslında kendi içinde ayrıca sosyal sorumluluk projeleri de var ama kendi içinde de sosyal mesajlar olduğu için evet, oldukça önemli. Her birinin yaptığımız her işin içerisinde aslında sosyal bir mesaj var. Yani bu bir çizgi filmin canlı sahne şovu da olsa, herhangi bir sergi de olsa mutlaka bunun altında bir mesaj var. Geçtiğimiz yıl bir sergi daha, 2013'te bir sergi daha yaptı. Piri Reis'in 500. yılıyla ilgili UNESCO'nun da desteğiyle Piri Reis sergisi yaptık. Onun da çok ciddi tarihi bilgisi vardı. Düşünsenize, Mona Lisa ile aynı zamanda yapılmış. Leonardo da Vinci ile aynı zamanda yapmış. Ve Piri Reis dünya haritasını dünyayı hiç gezmeden yapmış. Tamamen o andaki aklıyla yapmış ve %90'a yakın. İnanılmaz bir başarı. Fakat bizler matbaayı ve pazarlamayı geç keşfettiğimiz için Piri Reis haritasının önemini kimse bilmiyor dünyada. Ama Mona Lisa'yı Louvre Müzesi'nde milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Ve biz Piri Reis sergisini yaptık. Burada Türkiye'de lansmanını yaptık. Daha sonra İspanya, İngiltere ve İtalya'ya götürdük. Orada bunun önemini anlattık UNESCO'nun da etkisiyle. Bu çok önemli. Kendi kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak, bunu dünyaya duyurmak çok çok önemli. Zaten Muhteşem Yüzyıl'ın yola çıkış noktası da aslında biraz bu oldu. Biz evet yurt dışından birçok hazır ürünü getiriyoruz. Farklı kültürleri biz kendi ülkemizdeki hani yani halkımızla paylaşıyoruz ama bizim de çok ciddi, çok önemli kültürel değerlerimiz var. Kesinlikle bunlara sahip çıkmamız lazım. Dolayısıyla Piri Reis'le başlayan ve şimdi Muhteşem Yüzyıl'la devam eden, bunun daha devamı var. Önümüzdeki yıl daha farklı bir projeyi, yine Osmanlı kültürüne ait, Osmanlı'ya ait bir projemiz hayata geçirecek. Çok önemsiyoruz, çok heyecanla çalışıyoruz. Televizyonla hep birebir gidiyor aslında işler. Yani zamanlama olarak sormuyorum da hani televizyonda ilgi gören karakter veya projelerin aslında biraz daha uyarlaması ve yurt dışında bulunması gibi algılamak lazım herhalde, değil mi? Bazı projelerden bahsediyorum. Bazı projeler. Yani şöyle düşünün. Bir tane örnek vereceğim. Game of Thrones diye bir dizi var. Ve fenomen. Ve bunun sergisi yapıldı. Bütün dünyayı dolaşıyor ve kapısında kuyruk, milyonlarca kişi geziyor. Muhteşem Yüzyıl'a baktığınız zaman Muhteşem Yüzyıl çok, evet, bir dizi serisi ama gerçek tarihe dokunuyor. Fenomen olmuş. 67 ülkede 420 milyon kişi seyrediyor. Amerika'ya gidiyorsunuz. Miami, New York ve Los Angeles'ta Magnificent Süleyman billboardları ve raketleri var. Güney Amerika'da bile seyrediliyor. İnsanlar Topkapı Sarayı'na gidiyor. Gerçek Kanuni'yi gördüğü zaman Kanuni bu değil diyor. Bizim buraya geliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın heykelini gördüğü zaman bizim için gerçek Süleyman bu diyorlar. Ve bu dizi sayesinde Osmanlı'nın önemini bütün dünya duydu. Biz de dizinin popülerliğiyle birlikte, evet, diziyi kullanıyoruz. Ama içeriye baktığınız zaman Topkapı Sarayı. Diziyi kullanarak çocuklara ve ailelere ve gelen herkese aslında Osmanlı tarihini öğretiyoruz. Osmanlı'da o dönemde mesela ben küçükken tarih dersini hiç sevmezdim. Çünkü zorla öğretirlerdi.
Yani gerçekten böyle en sevmediğim dersi. Fakat böyle bir ortamda gelip sesli rehberle böyle keyifli, interaktif bir şekilde bunu öğrendiğiniz zaman en azından o dönemi, çok önemli bir dönemi, bütün dünyayı yönetmişiz. Şimdi onu öğreniyorsunuz. Şimdi mesela bunu öğreniyor olsaydınız, yani şu anda öğrencilik çağında olsaydınız çok daha farklı bir meslek bile seçme ihtimaliniz olurdu. Öyle. Aynı şeyi kendim için de düşünüyorum. Gerçekten öyle. Bakıyorsunuz, evet. Mesela biz yaptığımız çocuk gösterisine Nusaybin'den, Mardin'den uçak tuttuk ve 140 tane çocuk getirdik. Dezavantajlı çocuk. Ve bunlar işte gösteriyi seyrettiler, sergiyi gezdiler. Ondan sonra çıkışta teşekkür ettiler. Çünkü bir tanesi belki o anda marangoz olmak istiyordu. Buradan çıkarken belki farklı bir vizyonla mimar olmayı düşündü. Düşünebiliyor musunuz? Ve o öyle bir şey açıldı. Vizyonu değişiyor. Yani burada gördüğünüz şeyde, dinlediğiniz, öğrendiğiniz şeyde bambaşka bir yere gidebiliyorsunuz. Aynen öyle. Ben tarihi sevseydim belki şimdi öğreniyorum. Yaptığım işle birlikte işte Osmanlı tarihini öğrendim. Şimdi farklı bir şey yapıyoruz. Okuyorum, öğreniyorum. Mecburi gelmiyor ve keyifle öğreniyorum. Şimdi bu serginin devamını yapıyor olacağız önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla şimdi o dönemi çalışmaya başladık. Çok daha heyecan verici bir dönem. Ne yapıyorsunuz? Okuyor musunuz daha önce tarih? Öyle mi? Evet. Siz birebir. Hani ben o dönem ne olmuş? Ben ama niye okuyorum? Çünkü bizim bunu üretirken içine gerçek şeyler koymamız lazım. Artı biz bunu pazarlıyoruz. Biz anlatıyoruz bunu ve bunu en doğru, en keyifli şekilde anlatmamız lazım. İçine mutlaka popüler bir şey de koymanız lazım. İnteraktivite koymanız lazım. Biraz günümüze uyarlamanız lazım. Bunun için biz ekipçe yeni projeyle ilgili 10 tane kitap aldık. Hepimiz bir kitap okuyoruz ve çalışıyoruz şu anda. Evet, dolayısıyla aslında evet. Bu proje ekip işi, çok büyük evet. Bir ekip işi kesinlikle. Olduğunu düşünüyorsunuz. Yani tarih kısmı ve diğer kesinlikle. Bütün profesörlerden destek alıyoruz. Mutlaka tarih profesörlerinin desteğini alıyoruz. Yani bunların hepsi aslında biz kendimiz de çok gelişiyoruz bütün bunları yaparken. Çocuk müzesi dediniz. Onun dışında işte bu tip hani Osmanlı kültürünü anlatacak birçok organizasyondan bahsettiniz. Konserlerimiz olacak. Yeni aile eğlencesine yönelik Sezuş'un hikayeleri 1 Ekim'den itibaren Türkiye turnesine başlayacak. Onunla aynı dönemde yurt dışından ikinci bir prodüksiyonu burada yapmaya başlayacağız ama o herhalde bir 6 ay sonra hayata geçecek. Yine sıfırdan ailelere yönelik bir müzikal tiyatro üzerinde çalışıyoruz. Onu da sömestr tatiline yetiştirmek için, o da bizim kültürümüzle alakalı. Ekip bizim yaz ayı, bizim üretme zamanımız. Yaz ayı arka yöntem. Planı üretme evet, zamanımız. Evet, mutfakta her şey şu anda kaynıyor. Evet. Ailelere ne mesaj vermek istersiniz? Yani birçok organizasyonumuz var ama biz bugün aileyi ağırlıklı olarak konuştuğumuz için, aile ve çocuğu konuştuğumuz için hani bu tip organizasyonlara, yani içlerinde var olmaları için veya hani daha çok öğrenmeleri, bunları öğrenirken aynı zamanda mesela matematik örneğini verdiniz değil mi? Yani evet. Bu hakikaten çocuğun hayatını değiştirebilecek bir evet. Organizasyon, etkinlik bile olabilir. Evet. Dolayısıyla hangi mesajları iletmek istersiniz? Yine 4 yaşında bir çocuk annesi olarak da aynı zamanda. Yani ben aslında şunu da düşünüyorum. Ben eksikliğini duyduğum bazı şeyleri, yani biz eksikliğini duyduğumuz bazı şeyleri de hayata geçiriyoruz. Gerçekten bir hafta sonu olduğu zaman, bir şey olduğu zaman çocuğumla ne yapmalıyım? Benim için önemli olan ailelerin çocuklarıyla birlikte beraber keyifle vakit geçirecekleri, o anda bir şeyleri paylaşmaları çok önemli. Biz olabildiğince herkese ulaşılabilir projeler üretmeye çalışıyoruz. Ve yani benim ailelere söyleyeceğim, çocuklarını bizim yaptığımız veya bizim gibi benzeri bütün bu projelere götürmeleri. Çünkü inanın 3-4 taneden sonra çocuklardaki farkı görüyorsunuz. Aynı şekilde okullarda, okulların da bu tür gezileri yapmaları, o öğrencilerin buraya gelmeleri, okullar da bizi çok destekliyor. Okullarla çalışıyoruz, İl Milli Eğitim Müdürü'nün desteğiyle. Bunlar gerçekten çok önemli etkinlikler. Olabildiğince bunu desteklemeleri. Bunların hepsinde bireysel de var, kurumsal da var, değil mi? Kurumsal da var. Yani buraya öğretmenleriyle gelip burayı dolaşmaları veya bir gösteri yaptığımız zaman okullara yönelik gösterilerde yapıyoruz. O da inanılmaz oluyor. Mesela benim oğlum 2,5 yaşından beri ben her etkinliğe gitmesine izin veriyorum okulla. Okulla birlikte o yaştan itibaren en azından müzede nasıl yürümesi gerektiğini, nasıl oturması gerektiğini, alkışlaması gerektiğini, dinlemesi gerektiğini öğretti. Bir şey mutlaka öğreniyorlar. Paylaşmayı öğreniyorlar kesinlikle. Duygularını göstermeyi öğreniyorlar. Ben şunu gördüm. Bir çocuk bizim yaptığımız bir gösteriye böyle kapanık geliyor.
arada bakıyor etrafında, alkışlıyor insanlar, alkışlamaya başlıyor. En son koltuğun üstüne dans ederek çıkıyor. Ne kadar önemli bir şey, evet. Düşünsenize o çocuk için. Kendini buluyor orada çünkü etrafa ayak uyduruyor. Yani çocuğun hem psikolojik gelişiminde hem de kültürel gelişiminde bu tip projeler çok önemli. Biz ailelerden bu tip projeleri her zaman desteklemelerini, çocuklarıyla birlikte bunları tüketmelerini istiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok önemli mesajlar da verdiniz. Bu organizasyonların Türkiye'den çıkıp artık, bu ünlü markaların da Türkiye'den çıkıp aslında dünyaya yayılması için de öncülük ediyorsunuz ve bu Türkiye için de önemli değer. Dolayısıyla çok teşekkür ederek ben çok programımızı noktalayalım. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Selen Tamer Laka ile beraberdik ve aslında hem kültüre hem de eğlenceyi konuşmuş olduk. Programımızı da sabah kahvesinde noktalıyoruz. Tekrar birlikte olacağız farklı bir isimle. Şimdilik hoşçakalın.